Çileli bir yolun yolcusu, saygın bir uğraşın adamı, eğitimci, yazar, fakir Baykurt. Burası Burdur iline bağlı Akçaköy. ...70 yıl öncesinin Akçaköy'ü böyle değildi. Damları üzerinde dünyayı odaya getiren çanakları, betonarme evleri, önlerinde otomobilleri, traktörleri yoktu. Çoğu Anadolu köyleri gibi yoksul insanların yaşadığı sessiz, sakin bir köydü. Akçaköy bugün sadece yakın çevrede değil, yurt içinde hatta uzak diyarlarda bile ünlü yazar Fakir Baykurt'un köyü olarak anılıyor. Akçaköylüler bir caddelerine Fakir Baykurt adını verdiler. Çünkü o kendilerinden biriydi. Arkadaşlarıydı. Komşularıydı. Dünyanın tanıdığı bir yazardı. Sadece Akçaköy'ün değil, Anadolu'nun yoksul köylerini, insanlarını, sorunlarını, çelişkilerini, çatışmalarını edebiyat dünyasına taşıyan, öyküleri, romanlarıyla Türk köyünü aydınlatan bir yazar. ...1998'in sonbaharında Fakir Baykurt yine hiçbir zaman unutmadığı köyünün yollarına düştü. Bu yolları yürüyerek geçtiği günleri anımsadı. Akçaköylüler fakirlerini sıcak karşıladılar. Doğduğu evin yıkıntıları arasında dolaştı. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Üç gözlü, bir büyük iki katlı. Alt katta ahır samanlık vardı. 3-5 hayvanımız hep ahırda, onların samanı orada. Bir de burada koyun damı vardı. Daha neler geçti belleğinden. Ona Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan kardeşi Tahir'in adını veren küçük yaşta kaybettiği babasını anımsadı. Altı çocukla dul kalan Elif anasını, yoksulluklarını düşündü. Orak'ta çalışırken kaytarınca anasının taşla başını yarışı, köyün sığırlarını mal başına birer teneke topraklı buğdaya karşılık güdüşü, abinin ayakkabı çıraklığına gidişi, zehirli sıtmaya yakalanışı gözünün önünden geçti. Yedi yaşına geldiğinde bugün sadece duvarları kalan bu okula kaydoldu. Burada sadece 3 yıl okuyabildi. Yıllar sonra okulu dolaşırken dayısının onu daha iyi okullarda okutmak üzere Nazilli'ye götürüşü, orada okumak yerine masır sarması, ormanda kaçakçılık yapması, Menderes Irmağı'nın kenarında kanal kazan mühendislere su taşıması, dayısının askere alınmasıyla tekrar köye dönüşü, okulsuz geçen yılları hayal.
Tarih 1941. Tahir ilkokulun 3. sınıfına tekrar kaybolur. İyi bir öğrencidir. Şiirler gördüm, okudum, pek etkilendim. Böyle derimin üzerinden böcek yürümüş gibi oldum. Çok sihirli, gizemli sözler. Ben bunu nasıl yaparım? Nasıl böyle akıl erdiririm? Ben de yazabilir miyim? Ve yakıştırmaya başladım. Böylece ilk şiirlerimi yazmaya başladım. İşte köyümün güzelliklerini anlatıyorum. Muhtarı anlatıyorum. Böyle iğneleyici şiirler de yazıyorum. Onbaşıyı yazdım aklımda şimdi. Sonra bir tosun aldık, bizim ihtiyar bir öküzümüz vardı, o öldü. Onun yerine o tosuna bir güzelleme yazdım. Baykurt, çocukluğunda duyduğu bu kitap özlemini köyünün çocuklarına yaşatmamak için yıllar sonra köyüne bir kütüphane kuracak ve annesi Elif'in adını verecekti. Tahir okumak istiyordu. Ama yoksul anasının onu okutacak hali vakti yoktu. İlkokulu bitirince ne olacaktı? Isparta yakınlarındaki Gönen Köy Enstitüsü ilkokulu bitiren yoksul köy çocuklarının gidebileceği tek okuldu. Tahir ilkokulu bitirince bir yolunu bulup Isparta Gönen Köy Enstitüsü'ne kaydını yaptırdı. Tarih 1943'tü. Sonunda Akçaköy'den uzun bir yolculukla, o zaman taşıt yoktu, Gönen Köy Enstitüsü'ne geldim ve öğrenci oldum. 4 arkadaşlık köyümüzden hepimizi yazdılar. ...1998 yılında... tam 55 yıl sonra okulun bahçesinde kendi eliyle diktiği ağaçlar arasında dolaşırken Baykurt, tuğla dizdiği, sıva yaptığı binaları anımsadı. Tahir'in güzel şiirler yazdığı kısa sürede duyuldu. Değerlendirme toplantılarında, cumartesi eğlencelerinde şiirleri okunmaya başladı. Şiir yarışmalarına katıldı. Okulun genel kitaplığının yönetimine seçildi. Orada okumak için daha çok kitap buldu. Ben derslerin yanı sıra şiirler de yazıyordum. Ve köyde başlattığım bu alışkanlığı geliştirmiştim. Yazdıklarımı getirirdim öğretmenime yahut da müdürümüze. Müdürümüz istedi çünkü. Hasanoğlan'da Köy Enstitüleri dergisi çıkıyor. Oraya göndereceğiz. Ve o benim ilk yayınlanan şiirlerimden oldu. İlk şiirlerinden birinin yayınlandığı bu Köy Enstitüsü dergisinde asıl adı olan Tahir Baykurt'u kullanıyordu. Neden fakir adını aldım? Onun da bir acayip öyküsü var. Askerlik öğretmenimiz bir gün beni çağırdı, anlamını sordu adımın. Ve Tahir'in taharetten geldiğini söyledi sonra ben bilemeyince. Bu addan hoşlanmamaya başladım. Kendime daha iyi bir ad bulayım. Ve o ad da halk şairlerinin yaptığı gibi tıpkı son dörtlükte geçsin ve uygun bir ad olsun. Geleneksel kültürümüze yakışan bir ad olsun. Fakiri buldum o zaman, Fakir Baykurt diye yazılarımı imzalamaya başladım. Gönen Köy Enstitüsü'nün son sınıf öğrencisi Tahir Baykurt, Fakir Baykurt imzasıyla artık ülkenin önemli fikir ve sanat dergilerinde görülmeye başladı. Fakir şiirin yanında hikayeler de yazdı. İlk hikayesi Ankara'da Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayınlandı. Fakir Baykurt artık okulunun sınırlarını çoktan aşmış, Türk edebiyatında yerini alıyordu. Dahası Türk edebiyatına çağdaşları Mehmet Başaran, Mahmut Makal, Talip Apaydın'la birlikte yeni bir yazım türü getiriyorlardı. Fakir Baykurt, Gönen Köy Enstitüsü'nden mezun olunca Akçaköy'ün hemen yakınındaki Kavacık Köyü'ne atandı.
Daha sonra yazacağı ve ona ün kazandıracak Yılanların Öcü romanını kurmaya bu köyde başladı. Bu köyde 1951'de evlendi. Fakir bu köyde hem öğrencilerini okutuyor, hem şiir, hikaye yazıyor, dergilere gönderiyordu. Her gönderdiği şiiri, öyküsü yayınlanıyordu. Varlık, Yeditepe, Seçilmiş Hikayeler, Kaynak Fikirler gibi önemli dergilerde Fakir Baykurt imzasına rastlamak olağan hale geldi. Ankara'da Beşevler semtindeki bu bina bir kuşak için yoksullar üniversitesiydi. Köy enstitüsü ve öğretmen okulları mezunlarının yüksek öğrenim görebildiği tek yerdi. Baykurt da Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girdi ve 1955 yılında mezun oldu. Türkçe öğretmeni olarak Sivas Lisesi'ne atandı. Öğretmenin yanında yazmaya devam eden Baykurt, şiirden düz yazıya geçti. İlk kitabı Çilli, 1955'te yayınlandı. 1958, fakir için bir dönüm noktası oldu. İlkokul öğretmeni olarak atandığı köyde, kurgusuna başladığı Yılanların Öcü, Cumhuriyet Gazetesi'nin açtığı Yunus Nadi roman ödülünü aldı. Yunus Nadi ödülü ilk kez bir romana veriliyordu. Aynı yıl Yılanların Öcü basıldı, film önerileri geldi. Bu başarısından sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazmaya başladı. 1959'da Şavşat Ortaokulu'na atandı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıları yüzünden hakkında soruşturma açıldı. Öğretmenlikten alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Bölümünde görevlendirildi. Fakir Baykurt'un bundan sonraki yaşamı davalar, soruşturmalar, atamalar, görevden almalarla geçti. Hele Türkiye Öğretmenler Sendikası kurucusu olduktan sonra üzerindeki baskılar büsbütün arttı. 12 Mart sonrasında tutuklandı bile. Tüm bu sıkıntılar içinde bile yazmaya devam etti. Kaplumbağalar, Amerikan Sargısı, Tırpan, Anadolu Garajı, Can Parası bu dönemde yayınlandı. Fakir Baykurt'un tüm eserlerinin ortak noktası köylülerin yaşamına ışık tutmaktır. Köylünün gerçeği, yaşadığı ortamı ilk kez kendi içinden çıkan birileri tarafından anlatılıyordu. Baykurt, yüzyıllarca ihmal edilmiş, unutulmuş insanların yaşamını, köyün yoksulluklarını, çelişkilerini, çatışmalarını anlattı. Siyasal yapının, yönetimin noksanlarını dile getirdi. Açık, anlaşılır bir dille yazdı. Ele aldığı konuyu, işlediği sorununu gerçekçi bir bakışla yansıttı. Eserleriyle köyün, köylünün giderek Türkiye'nin kalkınmasına, aydınlanmasına önemli katkılarda bulundu. Baykurt'un eserlerinde bakan, gören, gördüğünü irdeleyen bir bakış vardır. O, ele alacağı konuyu yerinde inceler, eserlerinin ayrıntılarını gerçek ortamlarda araştırır, yerinde incelemeler yapar. Tıpkı yazmayı düşündüğü bir eseri için Isparta'nın Baladız köyünde çalıştığı gibi. İşte burada gene benim yeni bir roman çalışmam için köylü arkadaşlarımla bir arada bulunuyoruz. Ben çeşitli kez geldim bu köye, daha da çok geleceğim.
Yani ayrıca okumalar yapacağım, incelemeler yapacağım. Bir romana ben nasıl hazırlanıyorum? İşte giriyorum o hayatın için içerisine. Adeta balık gibi içerisinde o yana deli gibi hareketler yapıyorum. Dönüyorum boyuna. Bazen not alıyorum, bazen aklıma yazıyorum. Eve vardığımda çalışıyorum bunlar üzerinde. Ve roman uzun sürede hazırlanabiliyor. Yani 5 yıl, 6 yıl hazırlığı süren romanlarım var. Yılanların Öcünü de böyle yazdım. 10. Köyü de böyle yazdım. Kaplumbağaları da böyle yazdım. Görüldüğü gibi ben gerçek hayatla çok iç içe bir yazarım. Yani bu demek hiç düş gücümden yararlanmıyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Fakir Baykurt'un okuyucu kitlesi geniş bir kesime yayılır. Baykurt onlarla yakın ilişki kurar. Baykurt Burdur'a gelmişken Çertikçi köyündeki okuyucusu Binnur Şener'e uğramayı ihmal etmedi. Burdur'umuzun aydını, çok sevdiğim değerli Fakir Baykurt'un kitaplarını okumaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. 30 senedir bütün kitapları okudum. Hiçbir bilgim olmadığı halde bu kitapları okuya kendimi bayağı bilgili gibi hissetmeye başladım. En çok da Efendilik Savaşı'ndaki hikayeler hoşuma gitti benim. Çünkü aynı ben gibi ezilen insanlar vardı orada. Cesaret verdi bana, o yaşama hevesi verdi Efendilik Savaşı'ndaki hikayeler. Kendimi ölmek istiyordum o zamanlar. Neden geldim dünyaya? Ölsem daha iyi. Ama Efendilik Savaşı'ndaki direnen köy kadınlarını gördükçe artık yaşama hevesi geldi üstüme. Fakir Baykurt 1979 yılından bu yana Almanya'da yaşıyor. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarının sorunlarını yakından inceliyor, göç serüvenini araştırıyor. Yazıyor. Gece vardiyası, barış çöreği, yarım ekmek, yüksek fırınlar, bizim ince kızlar, Duisburg treni, Hoca Ren, Baykurt'un Almanya'da yazdığı eserleri. Yaşamı boyunca 13 roman, 16 öykü, 3 deneme, 1 şiir, 4 çocuk kitabı, 3 halk masalı yazan Baykurt, 11 ödül aldı. Bir ödül çok şeydir. Ama ne kadar çok olursa olsun bir başka ödül vardır. O ödül okurların, halkın sanatçıya verdiği, lütfettiği ödüldür. O ödülden daha büyük bir ödül olamaz. Ben o ödülü de çok şükür ziyadesiyle kazandım, aldım. Baykurt yaşamı boyunca Türk edebiyatına roman, hikaye, şiir türünde eserler verdi. Öğretmen, sendikacı, yazar olarak da çalıştı. Son olarak eğitimci Baykurt'umu, yazar Baykurt'umu, sendikacı, politikacı Baykurt'umu tercih ettiğini sordum. Ben kendi isteğime kalsaydı, ta başlangıçta mesela öğretmen olduğum zaman bir köy öğretmeni olarak kalmayı doğrusu çok isterdim. Sendikacılığı hiç aklımdan geçirmezdim. Bana hangisini tercih edeceğimi soruyorsunuz. Ben işte o köy öğretmeni Fakir Baykurt'u hala böyle sımsıkı sarılmak, onu sürdürmek isterim.